Merhaba arkadaşlar. Logaritmanın ÖSM tadında 4 testi ile çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda yukarıda bir kenarı verilen karesel bir bölgenin içine tam dolacak şekilde eni ve boyu verilen dikdörtgen prizmaları dikdörtgen prizma şeklindeki kutulardan kaç tane konulmalıdır demiş. Şimdi bu bir kare olduğuna göre buradaki uzunlukları aynı gelecek ve buradaki dikdörtgenlerden kaç tane konulması gerektiğini söylüyor. Şöyle söyleyeyim alandan gidebiliriz hatta EBOB-EKO konularına yaptığımız gibi de yapabiliriz. Ee, şöyle diye mesela burada şöyle bir kuralı, kural kullanıyorduk EBOB EKO konusunda kaç tane olduğunu bulabilmek için büyük geometrik şeklin alanını küçük geometrik şeklin alanına bölüyorduk ki bu bize kaç tane olduğunu verecek. Şimdi büyük geometrik şeklimiz bir kare olduğuna göre bunu da hatta kuvvetleri şöyle yazalım logaritma e, düzenlediğimiz zaman şöyle önce bunu yazalım logaritma 2 üzeri kök 6. dereceden kuvvetini vermiş. Buradaki ifadeyi şöyle yazabiliriz. Logaritma 2 üzeri 1 bölü 6 tabanında 3 dediğimiz zaman. Buradaki 1 bölü 6 biliyorsunuz buradaki paydaya geçiyor. Bunun kuvvetindeki 1 de paya geçecek. Yani burası 1 bölü 1 bölü 6 çarpı logaritma 2 tabanında 3 olacak. Burada ters çevrileceği için de 6 çarpı logaritma 2 tabanında 3'e eşit olacak. Karenin bir kenarı bu. Aynı şekilde diğerlerini de düzenleyelim öncelikle. Logaritma Kök 2 tabanında 3 verilmiş. Şimdi burasını şöyle yazalım. Logaritma 2 üzeri 1 bölü 2 tabanında 3 dersek. Burada yine aynı şekilde 1 paya geçecek. 1 bölü 2 buradaki paydaya geçecek. Yani 1 bölü 1 bölü 2'den çarpı pardon logaritma 2 tabanında 3. Buradan yine aynı şekilde ters çevrilecek. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3'e eşit olacak. Dikdörtgen prizmasının buradaki dikdörtgenlerin pardon bir kenarı. Diğerini de aynı şekilde düzenleyelim. Logaritma 2 tabanında 3. Küp kök 3 verilmiş. Bunu da şöyle yazalım. Logaritma 2 tabanında 3 üzeri 1 bölü 3. 1 bölü 3 paya geçecek. 2'nin kuvvetindeki 1 paydaya geçecek. Dolayısıyla burası direkt 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 3 olacak. Önce buradaki çevirmeleri yapmamız lazım. Şimdi büyük geometrik şeklim dediğimiz nedir? Karenin bir kenarı buysa aynı şekilde alanında o zaman nedir? 6 çarpı logaritma 2 tabanında 3. 6 çarpı logaritma 2 tabanında 3. İki kenarının çarpımı karenin alanı verdi. Dikdörtgenin alanı da nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Bu iki kenarı çarpmamız lazım. Logar 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 3 geldi. Logaritma 2 tabanında 3'ler gitti. Aynı şekilde burada da gitti. 6 ile 2 sadeleşti. Burada 6 çarpı 3'ten 18 bölü 1 bölü 3. O da nedir? 18 çarpı 3 bölü 1'den cevabımız 54 gelmiş oldu. İkinci soruda kare içindeki x ifadesinin x gerçel sayısının kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı şeklinde tanımlanmış. Buna göre x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Mesela logaritma 3 tabanında x 3 olduğuna göre. Şimdi logaritma 3 tabanında e, 3 üzeri 3 olmalı ki bunun cevabı 3 gelsin. Çünkü biliyorsunuz 3 buradaki paya geçti. Buradaki 1 paydaya geçti. 3 bölü 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3 kaldı burası da 1 olduğuna göre cevap direkt 3 geldi. Şimdi mesela 3 üzeri 3 dediğimiz yani x yerine yazdığımız sayı burada 27. Peki şöyle olsaydı logaritma 3 tabanında 28 olsaydı yine aynı şekilde bu ifade sonuçta kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı dediğine göre burası 3 küsür gelecekti ve sonuç olarak direkt mesela 4 gibi bir sayı gelmeyecekti. Kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı diyor. O zaman mesela kendisinden büyük olan en, buradaki tam sayı nedir? 4. 4'e ulaşmaması lazım. 28 yazsa 29 yazsa bu şekilde devam eder. Ama mesela logaritma 3 tabanında 81 yazmış olsa 81 3 üzeri 4 olduğuna göre bunun cevabı 4 gelirdi. Ama bize cevap olarak 3 gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla x'in alacağı değerler 27'den başlar. 81 değerini alamaz. 80'e kadar değer alabilir. Buraya kadar geldiğinde her türlü 4'ten küçük bir sayı gelmiş olacak. Kendinden büyük olmayan bir tam sayı almamış olacak. Şimdi e, x kaç tane tam sayı değeri olduğunu söylüyor. Terim sayısını şöyle yapıyoruz biliyorsunuz. Son terim, eksi ilk terim. Bölü artış miktarı birer birer gidiyor zaten artı 1. Buradan da işlemimizi yaptığımız zaman 54 tane tam sayı değeri aldığını buluyoruz. Üçüncü soruda aşağıda kenar uzunlukları logaritma a ve logaritma 3 birim olan birinci şekildeki dikdörtgenin dikey kenarları sağ ve sola birer birim. Yatay kenarları yukarı ve aşağı logaritma 3'er birim kaydırılıp şekil 2'deki gibi KLMN dikdörtgeni elde ediliyor. Şekil 2'deki gibi sarı boyalı bölgenin alanı logaritma 81 üzeri 2 birim kare olduğuna göre a kaçtır demiş. Bunu hatta hemen şöyle düzenleyelim. Logaritma 81 yerine 3 üzeri 4 yazarsak bunun da ikinci kuvvetinden. Burası nedir? Logaritma 3 üzeri 8'dir. O da aynı zamanda 8 çarpı logaritma 3'tür. Bu şekilde düzenleyip kalsın şimdilik. Şimdi bizden buradaki sarı bölgenin alanını vermiş ve bizden a değerini istiyor. Şöyle söyleyelim mesela sarı bölgenin alanı için uzun kenarı burası gelecek. Uzun kenarında iki tane logaritma var. 2 tane logaritma 3 var. Artı bir de buradaki mavinin kısa kenarı var. Mavinin kısa kenarı da e, logaritma 3 olduğuna göre o zaman 3 tane logaritma 3 var. Çarpı diyeceğiz pardon. Sonuçta dikdörtgenin alanını hesaplıyorum burada tamamını hesaplıyorum. Çarpı buradaki uzun kenara baktığımız zaman 1 bir artı 1'den bir 2 var ve buradaki mavi dikdörtgenin de uzun kenarı var. O da nedir? Logaritma a. Şu an sarının kısa kenarıyla uzun kenarını çarpmış oldu. Bu da bize neyi verecek? Bütün dikdörtgenin alanını vermiş olacak. Şimdi bizden şöyle bir şey söylüyor. Sadece sarı bölgenin alanı vermiş. O zaman şöyle diyelim. Bütün dikdörtgenin alanı bulduk. Bu dikdörtgenin alanından mavi dikdörtgenin alanı çıkartırsak sarı dikdörtgenin alanını bulmuş oluruz. Mavi dikdörtgenin alanını da şöyle eksi diyelim. Mavi dikdörtgenin alanı da kısa ile uzun kenarı çarpıyorum. Logaritma a çarpı logaritma 3. Bu ifade fark buradaki fark bize sarı bölgenin alanı verdi. Onu da zaten cevabının bu olduğunu söylemişti. 8 çarpı logaritma 3. Şimdi buradaki çarpma işlemini yapıp düzenleyelim. 3 logaritma 3 ile 2'yi çarpacağım ve logaritma a'yı çarpacağım. 3 çarpı logaritma 3 hatta 2 ile de çarptığımız için burasını 6 yapalım. Artı 3 logaritma 3 ile logaritma a'yı çarpıyorum. Eksi buradaki ifadeyi aynen yazdım. Logaritma a çarpı logaritma 3 eşittir 8 tane logaritma 3. Şimdi 6 tane logaritma 3'ü buraya gönderirsek eksi olarak gönderirsek 2 tane logaritma 3 kalmış oldu. Buraya bak, baktığımız zaman da 3 tane logaritma 3 çarpı logaritma a, 1 tane logaritma 3 çarpı logaritma a var. Çıkarttığımız zaman burada da 2 tane logaritma 3 çarpı logaritma a değeri kalmış oldu. 2'ler sadeleşti, logaritma 3'ler sadeleşti. Geriye logaritma a eşittir, 1 kaldı. Tabanı yazılmadığına göre 10 demektir biliyorsunuz. Logaritma 10 tabanı da a'dır bu aslında. Eşittir 1, buradan a eşittir 10 üzeri 1'den a'nın değerinde 10 bulmuş oluyoruz. Dördüncü soruda Kenan öğretmen büyük bir pergeli logaritma 6 tabanında x birim açıp çevre uzunluğu 4 birim olan bir tahta parçasının köşesine koyarak AB yayını çiziyor demiş. Dikdörtgen biçimdeki tahta parçasının uzun kenarı 2 çarpı logaritma 6 tabanında 3 birim olduğuna göre x alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Bunu şöyle düzenleyebiliriz. Logaritma 6 tabanında 2'yi 3'ün kuvvetine gönderdiğimiz zaman burası logaritma 6 tabanında 9 oldu. Yani bu dikdörtgenin Kenarı, uzun kenarı logaritma 6 tabanında 9'a eşit oldu. Şimdi bizden x'in alabileceği tam sayı değerini istiyor. Mesela logaritma 6 tabanında x ifadesi sonuçta buradaki uzunluk aynı zamanda buradaki şöyle o diyelim ob uzunluğunda eşit olacak. Burası logaritma 6 tabanında x. Şimdi buradaki uzunluk olarak mesela 6 tabanında x ifadesi x sonuçta buradaki ikisinde de tabanlar 6 olduğuna göre x ile 9'u karşılaştırmamız lazım. Sonuçta buradaki pergelin ucu buraya değmiş de olabilirdi. Buraya kadar da gelmiş olabilirdi. X'in alabileceği değer mesela logaritma. Şimdi buraya kadar gelmiş olabilirdi. X buradan 6 değerini almış olsa logaritma 6 tabanında 6 gelirdi. Veya logaritma 6 tabanında 7 de olabilirdi. Sonuçta bu aralıkta 6 tabanında 6'dan daha küçük gelemez. Bu aralıkta ya burada olacak ya da buradan buraya kadar değmiş olabilir. Alt tabanda 7 olabilir. Logaritma alt tabanda 8 olabilir. Ya da tam buraya kadar açılmış olabilir bu pergel. Alabileceği değerleri sorduğu için. Logaritma alt tabanda 9 da olabilir. Dolayısıyla buradan x'in alabileceği değerler 6, 7, 8 ve 9 olduğu için toplamda 4 farklı tam sayı değeri alabilir diyoruz.